Bundan bir önceki videomuzda yine Poppy Playtime Chapter 1 ile başlamıştım. İşte şimdi yine Poppy Playtime Chapter 1 ile başlıyoruz. Aranızdan bazı arkadaşlarımız yine niye Poppy Playtime Chapter 1'den başlıyorsun diye soracaklardır ama yeni paylaşımlar gelmeye devam ettikçe ben de sizlere o paylaşımları aktarmaya ve oyunumuzun çıkmasına yakın birçok detayı da kaçırmamanız için elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda buralarda bir yerlerde bir limon var. Evet, tam şurada bakın. Şimdi daha yakına gidelim. Oradaki limonla alakalı birkaç teori yapmıştık. Detayları paylaşmıştık sizlerle beraber. Buradan daha net mi göreceğiz? Evet, şuradan daha net görüyoruz. Bu arada bir önceki videomuza yine çok güzel sayıda like geldi. Ve sizden yine bu videoların devamı konusunda bu videoyu izleyen her arkadaşımdan bir like bekliyorum. Ve 100.000 abone konusunda da çok büyük bir desteğinizi hissediyorum. Artık çok az kaldı. Abone olmayan arkadaşlarımız da eğer abone olurlarsa gerçekten bu yolda bana çok büyük bir destek olmuş olacaklar. Şimdi burada bir tane limonumuz var. Bu limon daha önceden burada yoktu. Biliyorsunuz ki Poppy Playtime Chapter 1 oldukça grafik anlamında çok değiştirildi. Bir güncelleme geldi ve o güncellemeyle beraber buraya bir limon geldi. Şimdi bu limonun yanına bazı arkadaşlarımız inebiliyorlar. Ben de o program olmadığı için şu an inmiyorum. Ama bu limona birkaç kere dokunduğumuz zaman, bizi öldürdüğü zaman Huggy Wuggy veya Mommy Long Legs, biliyorsunuz ki ekranlarda bazı yazılar çıkıyor. Deney 1006 seni kurtardı. Yani prototip seni kurtardı. Henüz ölme, ölmek için çok erken, uyan şeklinde birçok şey vardı biliyorsunuz ki. İşte bu limona birkaç kere dokunduğumuzda yine ölüyorduk ve ekranda limon yazısı çıkıyordu. Hatta limon diye bir ses veriyordu. Şimdi bu limon gerçek anlamda bizim için çok önemli. Zaten yeni güncellemeyle Poppy Playtime Chapter 1'e bu limonu getirmeleri çok az sayıdaki kişinin yakalayabileceği bir şeydi. Yani çok fazla detay ve gizemlerle uğraşanların yakalayabileceği bir şeydi. Türkiye'de de birçok kişi bunu yakaladı zaten. Şimdi buraya baktığımızda buradaki limonun anlamı ne olabilir? Bundan birkaç gün önce hatırlarsanız geliştiricilerden Tobias Kaskia bir tane limon fotoğrafı paylaşmıştı. Ve herkes bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ta ki Poppy Playtime Chapter 1'de gelen bu limonu hatırlayana kadar. Evet, bu limon hatırladıktan sonra herkes artık bir şeyler düşünmeye başladı. Ve bu arada bir şey söyleyeceğim size. Burada başka bir şey daha var. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın sanki orada, yani Huggy Wuggy tam oradan düşmedi ama tam burada sanki bir şey daha var gibi görünüyor. Ve şuralara, bu ne abi? Bak şurada da bir şey var. Burada da bir şey var. Bir karton gibi bir şey var gibi. Ona bakmak istiyorum. O da yeni güncellemeyle gelmiş galiba. Kaçırmayalım. Tam olarak neredeydi bilmiyorum ama burada bakın. Tam burada acaba göz yanılması gibi bir şey olabilir mi diye düşünüyorum ama tam burada bakın. Gözümüzden de kaçırmayalım ama ya sanıyorum. Evet bak, çıkıyor. Kayboluyor. Şuraya bakın. Tam şuraya dikkat ederseniz tam şurada. Bak. Geliyor gidiyor. Ya bu bir hata da olabilir. Bunu çok bilmiyorum. Bunun üzerinde çok durmayacağım ama biraz da kafa tarafına baktığımız zaman catnap'e benziyor mu benzemiyor mu? Ya bu konudaki fikirleri tamamen size bırakıyorum ben. Ama bizim işimiz bugün bu limonla. Bu arada burada da deney 1006 kasetimiz var. Şimdi bu limon biliyorsunuz ki dediğim gibi birinci bölüme geldi. Yeni geldi. Fakat üçüncü bölüm artık çıkmasına çok az bir zaman kala. Tekrar limon paylaşımlarının yapılması ve geliştiricilerden Ben Rooker'ın da bu limon paylaşımının hemen ardından limon hayattır şeklinde paylaşım yapması bizim dikkatimizi daha çok limon tarafına çekti. Şimdi bu limonla alakalı teoriler tabii ki de üreteceğiz. Tabii ki Ben Rooker'ın yaptığı limon paylaşımı bizim için önemli. Limon hayattır paylaşımı belki çok önemli bir şey gibi görünmüyor olabilir. Fakat bu paylaşımdan hemen sonra ise bambaşka bir paylaşım geldi. Bu paylaşım bir önceki limon paylaşımını yapan geliştirici Tobias Kaskia'dan geldi. Tobias Kaskia'nın paylaşımına baktığımız zaman Playcare'e benzer bir ortamda bir limon görüyoruz. Altında hemen limon yazısını zaten görüyorsunuz. Kenarda yine ölü oyuncaklar ve limonun etrafında kanlar var. Hatta limonun hemen üzerinden de kan damlaları, bakın kan sızıntı şeklinde iniyor. Gülümseyen yaratıkları artık tanımaya başladık ve bitirmek üzereyiz ve bunun ardından hemen bu şekilde bir limon paylaşımı gelmesi işte kişileri ikiye böldü. Yani Poppy Playtime fanları şu an ikiye ayrıldı. Şimdi burada catnap ana boss mu değil mi? İşte bu limon olayı karıştırıyor. Doğal olarak karşımıza bir tane limon bir savaşçı veya limon bir oyuncak gelmesi çok saçma olacaktır. Ama limonlara karşı böyle bir takıntısı olan veya tiksinen bir yaratık da gelebilir. Ya da catnap
ana boss olur ve limonlara karşı bir takıntısı olabilir ki Catnap'in tanıtımının gelmesini bekleyeceğiz bunun için. Ya da dediğim gibi Catnap'le bize ters köşe yapacaklar. Yani şöyle düşünün. Biliyorsunuz ki Poppy Playtime Chapter 1 geldiği zaman bizler Huggy oyun gelmeden fragmanlardan tanıdık. Çünkü daha Poppy Playtime'ı kimse bilmiyordu. Fakat Poppy Playtime Chapter 1'den sonra oyun öyle bir patladı ki Mami Longlegs için inanılmaz bir gizem yarattılar. ARG'ler geldi, VHS kasetleri geldi ama Mami Longlegs'in sadece elini gösterdiler. Onu da yine bir VHS kasetiyle görmüştük. Daha sonra ise Poppy Playtime Chapter 2 gameplay trailer'ı gelene kadar hiçbir şekilde Mami Longlegs'i göstermediler. Mami Longlegs'i de gameplay trailer'ın en sonunda gösterdiler. Şu an Catnap'i tanıdık. Catnap'in nasıl bir karakter olduğunu gülümseyen yaratıkları tanıdığımız kısa videolarla zaten görüyoruz. Muhtemelen Catnap'la alakalı da bir açıklama gelecek. Evet, oyunun çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Şu an herkes Catnap'i ana boss gibi düşünüyor. Ama Catnap yerine fragmanda Catnap'i beklerken bir anda sonda bambaşka bir boss'un gelmesi oldukça yüksek ihtimal. Tabii ki ben böyle olacak demiyorum. Bunu ben de bilemem. Bu sadece benim kendi düşüncem ve fikirlerim. Aranızdan bana katılan arkadaşlarımız da olacaktır. Katılmayan arkadaşlarımız da olacaktır. Hepsine saygı duyuyorum. Ama Mob Entertainment çok fazla gizem veriyor. Şaşırtmayı çok seviyor. Ve bu limonların başka bir açıklaması da olamaz. Olsa bile bu limonun önemli bir teorisi olması gerekiyor ki Catnap'in de limonlarla alakalı veya limonlara takıntılı bir karakter olabileceğini çok düşünmüyorum ben. Tamam, Catnap oldukça tehlikeli bir yaratık olabilir ki ben gülümseyen yaratıkların içerisinde de tehlikeli olabilecek bazılarını biliyorum. Mesela Happy Hopscot, Iki Piggy, Dog Day gibi karakterlerde oldukça tehlikeli olabilir. Yani orada sevimli gördüğümüz karakterlerin açıklamaları sevimli geliyor ama bakalım oyunda böyle mi olacak? Ona bakarsanız Huggy Wuggy'nin açıklamaları da çok sevimli ve tatlı. Mami Longlegs'in açıklamaları da çok sevimli ve tatlı. Ama oyuna geldiği zaman bizi yok etmeye çalışan bazı bosslar bunlar. İşte işin en önemli tarafı da bu limon. Bu limonla alakalı bir VHS videomuz var bizim muhtemelen. Çünkü Tobias Kaskia'nın paylaştığı ilk paylaşıma bakarsanız bazı tarihler var. Bir VHS videosu daha gelebilir. Bu limonun gizemi de orada açığa çıkabilir. Ve bu limonla alakalı bir paylaşım yapıldığı zaman Poppy Playtime Discord sunucusuna gidip baktığınız zaman herkes limonla alakalı çok farklı karakter bekliyor. Catnap'ın peluşları bile satışa çıktı. Yani düşünsenize 3. bölümü herkes çok fazla bekliyor. Herkes şaşırmak istiyor. Ama daha ortada fragmanın tarihi bile yokken direkt Catnap'ı bize göstermeleri gizem sever birisi olarak bana pek de normal gelmiyor. Yine söylüyorum, bu benimki sadece teori. Yani Catnap ana boss olarak gelebilir. Gelmese bile benim teorim bambaşka bir karakterin daha geleceği. Yani ana boss'umuzun Catnap olmayacağı. Zaten teorilerin en güzel yanı da bu değil mi? Sürekli olarak teori üretip heyecanımızı zirvede tutmak. Catnap'i gören birisi, Catnap'in oyundaki halini bilmeyen birisi olarak söylüyorum bunu. Sonuç olarak orada gülümseyen yaratıklar çok sevimli görünüyor ama belki oyunda bambaşka bir şekilde gelecekler bize. Mami Longlegs de gameplay trailer'da çok sevimli görünüyordu. Herkes çok tatlı, çok şirin olduğunu söylüyordu. Fakat sinirli formunu hepiniz gördünüz. Ve geliştiricilerin söylediğine göre en korkunç bölüm derseniz şöyle bir sıralama yapmanızı istiyorum. Sizce Huggy Wuggy mi daha korkunç, Mami Longlegs mi daha korkunç yoksa Catnap mi? Zaten ilk sıranızda Huggy Wuggy veya Mami Longlegs varsa Catnap'in bu bölümde boss olarak gelmesi çok saçma. Neden? Çünkü geliştiriciler en korkunç bölümün geldiğini söylüyorlar. Ve içeride birden fazla yaratığın bizi beklediğini söylüyorlar. Karanlıkta bizi izleyen bir çift gözden bahsedildi ki muhtemelen bu bölümde Huggy Wuggy de geri dönecek. Yani birçok kişiye karşı savaş halinde olacağız. Bize yardım edenler olur mu olmaz mı bilmiyorum fakat Poppy ile alakalı hala hiçbir şey paylaşılmadı. Poppy gizemini hala korumaya devam ediyor. Yeni paylaşımlar geldikçe sizlerin attığı like'lar ve kanala abone olmanız bana oldukça destek veriyor. Ve bu yeni paylaşımları hemen sizlerle paylaşmak için bana inanılmaz bir motivasyon oluyor. Az önce de söylediğim gibi yeni paylaşımlar geldikçe sizlerin karşısında olmaya devam edeceğim. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşça kalın.